Bu videoda arkadaşlar kısaca pI olarak yazılan izoelektrik noktalardan bahsedeceğiz. İzoelektrik nokta pH ortamında bir molekülün ki burada biz amino asitten bahsedeceğiz, sıfır yükle nötr formda olmasıdır. Nötr form, pardon, doğru düzgün söyleyemedim. Nötr formda bulunma hali. Diğer bir de işte molekül ne pozitif ne de negatif yüklüdür. Böylece izoelektrik olur. Bu arada izo'nun eşit anlamına geldiğini hemen size hatırlatayım. Bir amino izoelektrik noktasını bilmek iyi bir şey. Çünkü belirli bir pH ile yüklü olup olmadığını tahmin edebilirsiniz bu durumda. Kim tahmin gücü olmasını istemez ki değil mi arkadaşlar? Bir nevi süper güç gibi tahmin gücü. Tahmin adam. Peki bir amino izoelektrik noktasını nasıl ortaya çıkarırız? O zaman gelin buradaki genel amino asit yapısıyla işe başlayalım. Pekala. Şimdi bu amino iki işlevsel gruba bakalım. Bu arada bunu çoklu R gruplarında da uygulayabileceğimizi ekleyelim. Evet, şimdi buradaki R grubunu ya da yan zinciri şimdilik görmeyin. Amino ve karboksilik asit grubundan bahsedeceğiz. Buradaki amino grubunun bir azotu var. Aynı zamanda kendisi çok mutlu bir proton alıcısı. Hemen yazalım. Mutlu bir proton alıcısı olduğu için bazik olarak kabul edilir. Bazik Fazladan bir hidrojen veya proton kabul ettikten hemen sonra protonlu yapısını buraya açarak yazdık. Şimdi karbonsilik asit grubumuza gelirsek bu grup oldukça istekli proton vericidir. Proton verici olduğu için de asidik olarak adlandırırız. Evet asidik. Pekala protonlarını verdikten hemen sonra buraya açılımını yazdık. Yani negatif yükü var. Amino asitlerimizin genel net yüküne baktığımızda burada pozitif yükümüzün ve burada da negatif yükümüzün olduğunu görebiliriz. Böylelikle genel yük sıfır olur. Bir molekül hem pozitif hem de negatif yüklüyse özel bir isim alır. Dolayısıyla bu ve bunun gibi moleküllere dipolar iyon ya da zwitteriyon diyoruz. Zwitteriyon Almanca hibrit, melez kelimelerinden gelir. Peki amino asidimizi alıp çok düşük pH'i olan bir solüsyona koyarsak, mesela pH'i 1 olan bir solüsyona koyarsak ne olur? Bunun asidik özellik gösteren bir solüsyon olduğunu hemen fark etmişsinizdir. Asidik solüsyonları etrafında çokça protonu olan solüsyonlar olarak da düşünebiliriz. Amino asidimizde proton eklenebilen herhangi bir şey yine protonlu olacak değil mi? Ve bunun gibi gözükecek. Amino asitimizdeki iki gruba da bakarsak, amino grubumuzun hala protonlu ve pozitif yük taşıdığını görebiliriz. Fakat şimdi karboksilik asit grubu bir proton kazandı ve negatif yükünü kaybetti. Şimdi ise bu moleküldeki genel net yükün artı bir olduğunu görüyoruz. Hadi görüntünün diğer ucuna devam edelim. Amino asidimizi yüksek pH'li bir solüsyona koyalım. Mesela pH'i 12 olsun. Öncekinin aksine bu da oldukça bazik bir solüsyon olacak. Bazik solüsyonları arkadaşlar, çok fazla hidroksit anyonların etrafta olduğu solüsyonlar olarak düşünebiliriz. Pekala, amino asidimizdeki protondan arındırılabilir her şey arındırılacak ve sonuçta bunun gibi gözükecek, değil mi? Amino asidimizdeki genel net yüküne şimdi bakacak olursak, amino grubumuzun protondan arındırıldığını görürüz. Yani şu an nötr durumda karbonsilik asit grubu protondan arındırıldı ve şimdi tekrar negatif yüklü. Böylece de ne oldu? Genel net yükü eksi 1 oldu. Pekala, şimdi amino asitimizin alabileceği form aralığını biliyoruz. Düşük pH'larda pozitif yüklü versiyonundan yüksek pH'larda negatif yüklü versiyonuna kadar biliyoruz. Şimdi izoelektrik nokta ile ilgili sorumuza geri dönelim. Yani izoelektrik nokta, pozitif veya negatif halden nötr hale geçilen pH noktasıdır. Diğer deyişle zwitteriyonları yani dipolar iyonları bulduğumuz yerdir. Tam pH'ı bulabilmek için iki işlevsel grubumuzun pKa'larının ortalamalarını almamız gerekir. pKa'nın sadece asitlik sabitinin negatif logaritması olduğunu unutmayın. Yani ortalama olarak ve bütün farklı amino asitler arasında bu değer değişir. Ama ortalama olarak amino grubunun pKa'sı 9 civarındadır. O halde ortalama olarak karbonsilik asit grubunun pKa'sının da 2 civarında olduğunu görürüz, görebiliriz yani. Kendimize biraz daha yer açalım. Böylece genel amino asidimizin e, genel amino asidimiz için pi yani izoelektrik noktayı hesaplamamız daha kolay olur. Önce amino grubu sonra da karbonsilik asit grubu için ortalama bir pKa alırsak yani 9 artı 2 bunu da 2'ye böleceğiz. Evet 11 bölü 2 çıktı. Böylece izoelektrik noktayı 5,5 olarak buluruz. Fakat amino asidimizin bir yan zinciri veya R grubu var diyelim ki bu da fonksiyonel bir gruptur öyle değil mi? Öyleyse izoelektrik noktayı hesaplarken pKa'yı bu grup için de hesaba katmamız gerekir. Aslında bakarsanız ek R gruplarının olduğu amino asitlerin TI'larını belirlemekte e, kullandığımız bir metot var. Ancak onları ortalama hesabına katmıyoruz. Peki neler öğrendik? İzoelektrik noktanın bir amino asidin dipolar iyon formundayken nötr formda bir molekülün pH'i olduğunu öğrendik. Aynı zamanda bu amino asidin işlevsel bütün gruplarının pKa'sının ortalamasını alarak izoelektrik noktasını ölçmeyi öğrenmiş olduk.